gelelim Türkiye'nin dış politikasına. Önce sıfır sorun diye başlandı. Sonra değerli yalnızlığa dönüştü. Son birkaç aydır da reset deniyor. Yani her şeyi sıfırlayıp yeniden başlamak. Kısa bir süre içerisinde 3 ayrı aşamadan bahsediyoruz. Çok şey oldu. Türkiye çok pozisyon değiştirmek durumunda da kaldı. Peki bütün bu geliş gidişlerde, değişikliklerde Türk kamuoyu ne hissetti? Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası ile ilgili kamuoyu ne düşünüyor? Kadir Has Üniversitesi ayrıntılı bir çalışma yaptı bunun üzerine. Recep Tayyip Erdoğan. Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, kamuoyunun dış politikaya yönelik bakış açısını ortaya koymak için Türk dış politikası kamuoyu algıları araştırması yaptı. 26 ilde 18 yaş üstü 1000 kişiyle görüşülerek yapılan ankete dayalı araştırmaya göre hükümetin Orta Doğu politikalarını başarısız bulanların oranı dikkat çekici. Anket, Türkiye'nin Suriye'deki olaylara karşı uyguladığı politikayı başarısız bulanların oranını %49 olarak gösteriyor. Ankete katılanların %5,2'si Türkiye'nin Suriye'de silahlı muhalif güçlere destek olmasını savunurken %43,5'i Suriye'ye hiçbir şart altında uluslararası müdahale olmaması fikrini destekliyor. Yani araştırma sonuçları kamuoyunun Arap-İsrail, İran-ABD örneğindeki gibi başka ülkeler arasındaki problemlere Türkiye'nin müdahil olmasını istemediğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin dış politikada dostu olmadığını düşünenlerin oranı %38,6 iken dış politikasını yalnız yürütmesi gerektiğini belirtenlerin oranı %20,7. Ankete katılanlara göre Türkiye için tehlike olarak algılanan ülkelerin başında Amerika, İsrail ve Suriye geliyor. Azerbaycan ise Türkiye'nin en yakın dost ülkesi olarak görülüyor. Katılımcıların %58,6'sı Amerika-Türkiye ilişkileri konusunda olumsuz bir bakış açısına sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaklaşımları %32,6'lık bir oranda sömürgeci olarak değerlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasındaki en önemli sorun olarak terörle mücadele konusu gösterilirken işbirliği alanları olarak askeri ve ekonomik konular ön plana çıkıyor. Ankete katılanların %37'si Türkiye'yi bir İslam ülkesi olarak görürken %24,3'ü Avrupa ülkesi olarak nitelendiriyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını destekleyenlerin oranı %47,5. Katılımcıların %46,7'si ise Avrupa Birliği üyeliğinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği görüşünde. Bu tutuklama da bir dış politika siyasi.